değerli kardeşlerim, gündemin önemli başlıklarında birisi de yine ekonomiyi elbette en derinden ilgilendiren bütçe görüşmelerinde karşılaştığımız manzaradır ve bütçenin bizatihi kendisidir. Çünkü bütçe bir hükümetin adeta kimliğidir. Onu gösterir. Ekonomi anlayışının aynasıdır. Ne yazık ki bu iktidarın ve bu sistemin bütçe karnesi hiç de iç açıcı değildir. Sadece birkaç örnekle bunu dile getirmeyi doğru buluyorum. 2023 bütçesinde faize ayrılan pay tam 550 milyar lira. 550 milyar lira. Aynı bütçede tarıma ayrılan payda kadar derseniz sadece 64 milyar lira. Tarım Bakanı öyle bir mantıkla ortaya çıkıyor ki Tarım Bakanlığı'nın bütün bütçesini sanki çiftçiye verilecek miktarmış gibi aktarmaya kalkıyor. Ya kendi çıkardıkları kanunda bir kere bile dikkat edin bir kere bile uygulamadıkları tarıma destek konusunda çıkardıkları kanunda ki bunu yaklaşık 18 sene önce çıkarmışlardı milli gelirin yüzde birinden daha azı tarıma destek için ayrılamaz diyorlar mutlaka yüzde birin üstünde olacak. En az yüzde bir olacak. Peki tarıma ayrılan pay kadar? 64 milyar lira. Bugünkü milli geliri dikkate aldığımız zaman ayrılması icap eden pay kadar? Çok yuvarlak söylüyorum. 160 milyar lirazın liranın üstünde. Yarısını bile vermiyorlar. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir hiç haya etmemek böyle bir tavırdan? Yaptığın yanlışlığı bir de savunmaya kalkmak. Onun için Sayın Erdoğan'a burada sorma ihtiyacını duyuyorum. Çünkü bütçenin sahibi devlet, hükümet. Hükümet kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Başka kimse yok. Burada çiftçi nerede? Tarım nerede? Üretici nerede? Tabii en son olarak da ister istemez nas nerede? Bunu sorma ihtiyacımız var. Biz bu bütçe, bütçeyle görüyoruz ki Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz rekoru bu bütçeyle kırıldı. 550 milyar lira. Ulaştırma, eğitim, tarım, sağlık neredeyse bütün alanlardaki yatırımları toplasanız faize ödenen paraya ulaşamıyor. Ki bu da bugünkü şartlarda minimumda tutulan faiz gideri gerçek nasıl olacak? Geçmişe baktığımız zaman bunun çok daha üstünde olacağını tahmin etmek zor değil. Sonra siz kalkacaksınız bütün bunlara rağmen kürsülerde nas var nas diye nutuk atacaksınız. Bununla da güya kendinizi savunmuş olacaksınız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesini siz yapıyorsunuz. En fazla faiz lobisinden şikayet eden de sizsiniz. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Bu hükümetin hazırladığı her bütçede olduğu gibi bu bütçede de çiftçi yoktur. Emekli yoktur. Asgari ücretli yoktur memur, işçi, emekçi yoktur maalesef. Yani vatandaşlar yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar da yoktur, üretici de yoktur maalesef. Aslan payı bu yılda rantiyeciye, faiz lobilerine, yani bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Yine en çok faiz lobisi ve bankalar kazanacaktır. Ortaya koyulan rakamlar bunun habercisidir açık bir şekilde. Hiç sözü uzatmaya gerek yok. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Muhterem arkadaşlar, denk bütçe yapmadan faiz lobisini engelleyemezsiniz. Havuz sistemini kurmadan, tek hesap sistemine geçmeden harcamaları kontrol edemez, sömürüyü engelleyemezsiniz. Üretim ve ihracat seferberliğini başlatmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz tabii başlatmadan diyorum, lafı ediliyor, başlayacağız deniliyor da gerçekte bu istikamette hiçbir adım atılmıyor maalesef. Ve en önemlisi her işin başına önce ahlak ve maneviyat düsturunu koymadan, haksızlığı ve ahlaksızlığı asla önleyemezsiniz.